Merhaba arkadaşlar, ben Alp. Azaze ile Plugins'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Plugins, ne bilmiyorum. Plugins diyorum ben genelde. Acaba o iğnecinin açılımı ne? Hiç bunu düşünmemiştim şu ana kadar. Aklıma birkaç şey geliyor ama emin değilim. Merak ettim bir dakika. Vazgeçtim ya da üşendim şu an arkadaşlar. Her neyse, bu değişik oyunun ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Daha önceden bildiğiniz gibi söylemiştim size. Değişik oyunlar oynayacağım birkaç tane diye böyle. Bunlardan biri de Plug'dı. Plug diyeceğim. İğnece, inç, her neyse. Onları söylemeyeceğim. Çünkü bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Onlardan biri Plug dediğiniz gibi. Onun yanında bir Prison Architect de gelecek. Az kaldı. Bunları görmek istiyorsanız arkadaşlar kanalda tek yapmanız gereken videoyu beğenip yorum atmak. Sadece bu kadar yeterli. Her neyse, oyun hakkında size ufak bir bilgi vereyim arkadaşlar. Oyun hem telefonda hem de bilgisayarda çok rahatlıkla oynayabileceğiniz basit bir oyun. Aslında oynaması o kadar basit değil ama kolay modda falan basit yani sıkıntı olmaz. iOS'ta sanırsam 1 lira, Steam'de de 24 lira olması lazım oyunun. Ben sağ olsun Onur'un hesabından girdim, oynuyorum şu an bilgisayarda size video çekmek için. İkisi de hemen hemen aynı oyun. Sadece görsel olarak birkaç değişiklik var. Ama oyun olarak çok bir fark yok telefonla bilgisayar arasında. Oyunun amacı arkadaşlar bir patojen yaratıyoruz, bir virüs yaratıyoruz, bir hastalık yaratıyoruz ve bunu dünyaya yaymaya çalışıyoruz. Yaymakla yetmiyor tabii ki. Yaydığımızda bütün insanları öldürmeye çalışıyoruz virüsümüzde. Böyle dehşet verici bir oyun arkadaşlar. Dehşet derken çok güzel konuştum. Şöyle ufak size göstereyim. Ekran o kadar kırmızı ki suratıma kırmızı ışık vuruyor ve kıpkırmızı oluyorum. tek de oyuncu. Oyun yükle. Save alabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman devam edebiliyorsunuz. Öyle bir kısım var. Çoklu oyuncu var. Bunu hiç denemedim. Tamam. Daha zaten çok oyunculu aktif değilmiş. Senaryo yaratıcı var. Onun altında leaderboard, seçenekler, yardım falan. Orayı göremiyorsunuz ama görmenize gerek yok. Seçenekler falan basit. Buradan Türkçe dil desteği mevcut oyunun. Hem telefonda hem de bilgisayarda. Tek bir oyuncuya başlayalım direkt arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda bize ana oyun, resmi senaryo, özel senaryo, sürü yarışı ve başlangıç rehberi çıkıyor. Ana oyun genelde benim oynadığım. Resmi senaryo falan hiç oynamadım da. Burada var olan bir hastalığı oynuyormuşsunuz galiba. Mesela kara ölüm, veba bilmem ne, İspanyol gribi gibi. Onlara çok girmeyelim. Ben direkt ana oyundan bir oynayayım, size göstereyim. Öğreteyim inceden böyle oyunun taktiklerini falan vereyim. Bir kere oynadım ben şu an bilgisayarda. Çok da bilgim yok. Kolay modda bir sıkıntı var mı yok mu diye bakayım dedim. Şimdi arkadaşlar böyle bir menü geliyor. Bakteri, virüs, mantar, nörak solucanı, parazit, prion, nekro virüsü, nano virüs, biyolojik silah ve maymun gribi. Maymun gribi sanırsam parayla alınıyor. Bu maymunlar bilmem cehennemi Şafak Vakti filminin resmi içeriğiymiş bu. Bunlara falan gelmeden önce bir bakteri yaratalım. Her virüsün bu arada kendine özel bir skill'i var desem, böyle bir özelliği var. Mesela bakteri daha dirençli oluyor. Sıcakta, soğukta falan daha rahat yayılıyor. İşte mantar çok rahat böyle birden bütün dünyayı alabilecek bir özelliği sahip. Ondan başka Prion tedavi yani şey oluyor. Bir dakika dur söyleyeceğim. Bir laboratuvardan kaçmış virüs direkt ilk başladığınız andan itibaren size tedavi üretmeye başlıyorlar. O yüzden zorlu. Yani çok değişik değişik özellikleri var. En basiti bakteriden başlayalım arkadaşlar. Böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda her oyun, her şey kazandığınızda, hastalıkla dünyaya yok ettiğinizde bir gen açılıyor size. Mesela ben de burada hiç açık değil. Burada daha önce açık. Bu salgının mutasyon geçirme şansını arttırıyor. O, virüsünüzde mutasyon geçirterek onun daha rahat yayılmasını falan sağlıyorsunuz. Burada kara bonusu ve hava bonusu var. Ben şu an hava bonusunu tercih edeceğim arkadaşlar. Bunlardan birini seçmek zorundayız. Çünkü karadan yeterince yayılabilecek bir yerden başlamayı düşünüyorum. Çok da ihtiyacımız olmayacak karadan yayılmaya ekstra. Tamamdır. Sadece bunları seçebiliyorum. O yüzden şimdi ilerleyeceğim. Oyunun zorluğunu seçiyoruz arkadaşlar. Kolay moddayken kimse ellerini yıkamıyor. Araştırma doktorları çalışmıyor böyle. Geziyor, tozuyor falan. Ve hasta insanlarla böyle gel kardeşim deyip böyle sarılıyorsunuz. Normal modda halkın %67,3'ü ellerini yıkıyor yani 3'te 2'si. Doktorlar haftada 3 gün çalışıyormuş ve hasta insanlarla pek ilgilenemiyor böyle.
Zor modda herkes elini yıkıyor sürekli. Doktorlar eve gitmeden gece gündüz çalışıyor. Hasta insanlar da karantina altına alınıyor. Gerçekten zor bir mod. Çok zor da artık. Bu bitiriliyor mu bilmiyorum yani. Oynanıyor mu bunda? Pek bilgim yok. Genetik evrimler oluyormuş. Doktorlar araştırmalara yatırım yapıyormuş. Gelişigüzel sağlık kontrolleri yapıyormuş bir de üstüne. Burada hileler varmış. Bunlara gerek yok. İlk defa gördüm ben. Neyse biz normal modda oynayalım arkadaşlar. Sıkıntı olmasın. Virüsümüzün adını ne koyalım? Bakteri kırbaçlarını olsun. Bakterilere karşı böyle ne bileyim kendi ırkımızı sevmeyen böyle değişik bir insan. Neyse, neyse. Biz başlayalım da oyuna arkadaşlar. Plak oyununa hoş geldiniz. Yeni bir bakteri olsun. Kazanmak için mutlaka hastalığını geliştir ve tüm dünyaya bulaştır. Salgınını geliştirerek, geliştirerek bütün insanları silip temizle. Arkadaşlar bu arada size bir taktik daha vereyim. Bu oyunu oynayacaksanız nasıl oynayacaksınız biliyor musunuz? Bakın şöyle. Oyuna girdiniz. Ya da oyuna girmeden önce. Çayınızı veya kahvenizi hangisini tercih ediyorsanız onu alıyorsunuz. Ben kahveyi tercih ettim. Çünkü daha kolay yapması. Telefonda oynuyorsanız koltuğunuza yatıyorsunuz. Yani yatağınıza. Bilgisayar oynuyorsanız sandalyeye, koltuğunuza böyle yayılıyorsunuz iyice. Şöyle bir rahatlıyorsunuz. Şu iğrenç sesi maalesef halledemiyorum ben. Şöyle yapsam. Geri gittiğinde falan ses çıkıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. İyice bir yayılıyorsunuz. Bir kendinize geliyorsunuz böyle. Plugin böyle bir bedeninizin derinliklerinde işlemesine izin veriyorsunuz. Sonra OK tuşuna basıp başlangıç konumunu seçmeye hazırlanıyorsunuz. Şöyle bir göz atıyorsunuz dünyaya. Diyorsunuz ki acaba nereden başlasam? Şöyle şuraya bir tıklıyorsunuz bakıyorsunuz neresi? Kanada. Nüfus kaç? 35 milyon. Hem karadan hem havadan hem de denizden ulaşılabilir. Burası zengin bir ülke ve soğuk bir iklime sahip. Düşünüyorsunuz. Zengin ülke. Burada yaşamak daha zor olur. O yüzden zengin ülkelerden başlayın arkadaşlar. Burası mesela kentsel bir ülke. Soğuk değil ama kentsel. Başlayabileceğiniz çok güzel diyebileceğim 3 ülke var arkadaşlar. Çok böyle efsane dediğim. Bir Brezilya. 210 milyon nüfusu var. Kırsal bir ülke. Nemli bir ülke. Sıcak bir ülke. İki Hindistan. Aynı şekilde aynı özelliklere sahip. 1 milyar 500 milyon nüfusu var arkadaşlar. Üçte Çin. Kentsel bir ülke. Çin son tercihiniz olabilir. Yayılmak kolay ama bunlar kadar değil. Bu iki ülke kadar. Bu ikisinden beni tavsiye ederim. Ben Brezilya seçeceğim arkadaşlar. Basıyoruz ve başlıyoruz. Hastalığımızı yaymaya. Bakteri kırbaçlayan Brezilya ülkesinde başlıyor. İlk insanı hasta etti. Zayıf, sıcağa alışık. Daha fazla insana bulaşmak için DNA evrimleri geçirmeli diyor. Böyle ekranda arkadaşlar şu toplardan çıkıyor. O toplara tıklayıp sol altta gördüğünüz şu puanlardan kasıyoruz. Şöyle biraz hızlandıralım. Sağ üstten oyunu hızlandırabiliyoruz. Yavaş yavaş artıyor bakın. Zamanla artıyor. Şu an 4 kişiye bulaştık arkadaşlar. Yine sosyal ağ falan böyle saçma saçma haberler çıkıyor. Ne bileyim. Edirne'de halay çeken grup gaza gelip Yunanistan sınırına geçti. Askerler zor dağıttı falan diye böyle haberler çıkabiliyor. Mesela Brezilya'da şu an aşk festivali var arkadaşlar. Herkes öpüşecekmiş. Bakalım ondan kaça çıkacak. Ondan 21'e çıktı direkt gördüğünüz gibi. Hasta sayısı. Böyle şeyleri takip etmek lazım. Mesela İngiltere Olimpiyatları var en çok insan hasta ettiğimiz. Tamam, kontrol edeceğiz. 10 puanlı arkadaşlar şuraya tıklıyoruz. Hop burası açılıyor. Bakıyoruz. Buradan yayılma, belirtiler ve yetenekler kısmı var. İlk olarak Brezilya'da başladığımızda şuradan yayılmadan başlıyoruz arkadaşlar. Belirtileri sakın vermeyin ilk başlarda. Belli bir oyun tarzları var. Benim oyun tarzım kesinlikle bütün insanlar hasta olana kadar belirtilere vermemek tarafında. Ben sadece bulaşıcılığı kasıp şiddeti en altta tutmaya çalışıyorum. Çünkü şiddet arttıkça arkadaşlar insanlar tedavi üretmeye başlıyor. Ölümcüllük kesinlikle olmayacak zaten. Tekrar kısmında soğuk, sıcak, ilaç dayanıklılığı ve bakterinin özel yeteneği olan iklimlere karşı korunma var. Yayılmadan ben hayvancılıktan başlamayı tercih ediyorum. Neden? Çünkü kırsal bölgelerde bulaşma seviyesini ve mutasyonu arttırıyor. Hayvanlardan virüs bulaştırıyorsunuz. Bu karadan bulaşmayı arttırıyor. Bu kentsel bölgelerde bulaşmayı arttırıyor. Bu yine kırsal. Bu da fakir bölgeler. Bunlar da deniz ve havadan bulaşımlar.
Bu şekilde arkadaşlar. Çok basit bir oyun yani. Zaten Türkçe olduktan sonra çok rahat oynayabileceksiniz okuyarak. Burada biraz bekliyoruz. Bundan çıktıysa tıklamayı unutmuyoruz. Sanki bu arada oyunun sesi biraz fazla ya. Ülke bilgileri kısmını anlatıyor bize oyun. Görüntü, ses. Şöyle %40'a çeksem daha iyi olur. Hatta bakteri bir şey dedi ama okuyamadan yanlışlıkla ESC'ye bastım. Şu müziği biraz daha kısayım. İnşallah belirti değildir. Belirti değil. O zaman sıkıntı yok. Belirti açılmalıysa sıkıntı yok arkadaşlar. Anemi belirtisi mutasyon orada. Hemen buradan belirtiyle gidiyoruz ve anemiyi düşürüyoruz arkadaşlar. Hem bu sayede 2 DNA puanı kazanmış oluyoruz hem de şiddet düşüyor. İnsanlar ayıkmıyor bu durumu. Ben hayvancılığa 2 tane vermeyi tercih ediyorum. Sonra da suyla yığmayı tercih ediyorum bu durumdayken. Çünkü bildiğiniz gibi hayvancılık kırsal ülkelerde Bolivya'ya geçmişiz bak. Şu an arkadaşlar Bolivya ülkesine de yayılmaya başladık. Binlerce kişiye bulaştık. Her neyse ne diyordum ben. Kırsal ülkelere daha çok yayılmasını sağlıyor hayvancılık. Bu şekilde bütün bu Güney Amerika'yı bulaştırmış oluyoruz virüsü. 300 bin kişi oldu. 500 bin, 600 bin. Tam kahve içerken olmadı o. İstediğin zaman hastalığını geliştirirsin vesaire diyor. Sağdan şu an en hızlı yağdan arkadaşlar. Hop. Veremden daha bulaşıcı. 9 milyon kişiye bulaştık. Öksürük belirtisi de mutasyona uğradı tam bu sırada. Onu da düşürelim hemen. Bu durumda arkadaşlar bu hiçbir baloncuğu kaçırmadığınıza emin olun ve diğer ülkelere yayılmaya çalışın. HIV'den daha bulaşıcıymış. Hop. Avustralya falan da geçtik. Hop. Güney Afrika sanırsam. Yok. Bu ne lan? Öyle bir ülke mi varmış? Botswana. Telefonda burası Güney Afrika diye geçiyor. Direkt. Burası Doğu Afrika vesaire. Hop Meksika'ya bulaştık sanırsam. Yok Meksika'ymış orası. Orta Amerika'ymış. Kuru rüzgarlar vesaire diyor. Şuraya tekrar bir girelim arkadaşlar. Nasıl ne yapabiliriz diye düşünelim bakalım. İlk olarak sıcak ve soğuk ülkeleri daha rahat bulaşmak açısından şunlara verip bir de şuna verebiliriz. Bulaşmadığımız yer kalmasın arkadaşlar. Bir rahatlayalım böyle. Zaten o aman bulaşıcılık için harcadığınız bütün puanlar değer yani. Fazlasını kazanıyorsunuz. Öksürük belirtisi tekrar mutasyona uğramış. Bunlar güzel bir şey arkadaşlar bu mutasyona uğraması. Her seferinde bedava DNA puanı alıyorsunuz. Şu kahveyi soladım mı? Sol elimle içeyim. Sahille mouse tutarken zor oluyor. Tırnağım da acıdı ya. Tam oyun böyle yavaşlamışken arkadaşlar bir şey daha göstereyim size. Bir ülkeye çift tıklarsanız eğer ülkenin toplam nüfusu, konumu, nasıl bir ülke olduğu, sağlıklı, hastalıklı ve ölü insan sayısı vesaire gibi şeyleri görebiliyorsunuz. Buradan hangi ülkelere bulaştığınızı görebiliyorsunuz sağ alttaki tedavi sekmesine tıklayarak. Hangi yollardan bulaşabileceğinizi öğreniyorsunuz. Şu an 58 tane karadan bulaşma mekanının sınırının hepsi açık. Kapalı olan yok. Aynı şekilde hiçbir havaalanı kapanmamış. Hastalık ilerledikçe ve öldürdükçe havaalanları kapanmaya başlıyor arkadaşlar. Ve ilk başta havaalanları kapanır her zaman bunu da unutmayın. O yüzden denizde bulaşmak daha güvenli. Hayır bir beddua etti galiba. Ay. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bilim adamları ishal belirtisini anlamaya başlamış. Bu da demek oluyor ki eğer hastalığımızda ishal belirtisini öksürük gibi mesela ishal belirtisini yaparsak hastalığımız daha kolay ifşa olacak. Daha kolay tedavi üretilecek. O yüzden ishale vermemeye dikkat edelim. İshal olmasın insanlar. Yazık. Sonra paçalardan akıyor ya. Sonra kokusunu çekiyorlar bir de insanlar. Yazık. Bari namusuyla ölsün derler öksüre öksüre. Ama paçalarından akmasın yani. İzlanda burada mıydı ya?
Grönland'a bulaşamadık arkadaşlar. Genelde en zorlardan biri şu Grönland'a bulaşmaktır. Rusya, şu Avrupa ülkeleri falan bayağı zorlar bizi. Bir de insanlar çok fazla şey yaptığından, ellerini yıkadığından normal modda biraz zorluyor bizi bu durum. Yavaştan bir kentsel ülkeye de bulaşsak fena olmaz ya. Şu havadan bulaşmayı vermemişim bak. Şu denizi İyice ilerletelim. 2 puan iyidir. Havaya bir tane vermeniz yeter diye düşünüyorum ben. Tabii sizin kararınız. İstediğiniz gibi atabiliriz. Bak Hindistan'a nasıl yayılıyoruz görüyor musunuz bak. Soğuk algınlığından daha bulaşıcıymışız. Bak kızıştı şu an Hindistan kız. Of 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 o neydi? Of o neydi? O neydi? Of Çin'e bak Çin'e Çin'e Çin'e. Aman ya Rabbi sayın seyirciler. Çin'de 1,5 milyar insan neydi? Bakteri kırbaçlayan da ölmeyi tercih etti. Sen neden beni tercih etmiyorsun Rusya? Hadi bakalım. Hadi Rusya yapabilirsin. İnanıyoruz. Başarabilirsin Rusya. Bakalım Türkiye ne olmuş? Türkiye'de 75 milyon insan hasta arkadaşlar. Başaracağız az kaldı. Az kaldı. Şuradan dünyadan bakalım. Pardon. Bir daha. Heh. Bulaşmadığımız arkadaşlar bir tek İsveç kalmış. İsveç dışında her yere bulaşmışız. İsveç sıkıntılı bir yer. Ama o da yola gelecek. O da olacak. 107 puanımız olmuş. 107. Yavaştan ilaç direncine falan da versek fena olmaz arkadaşlar. Bekleyelim şimdi. Son hızı alıp yavaşça. Kişisel belirtisi mutasyon olmuş. Bu durum çok tehlikeli arkadaşlar. Bu kısımlar böyle en oyunun kaderini, patojenin kaderini belirleyen an bu an arkadaşlar. Şu an 6 milyar 160 milyar milyon insanı hasta ettik ama daha virüsün tam yayılmadığı, patojenin tam, bakterinin tam yayılmadığı ülkeler var. Mesela Kanada, Amerika, Grönland ve birkaç Avrupa ülkesi gibi Kuzey Avrupa'da. Onların yayılması lazım. Bu sırada insan öldürürseniz eğer hastalığınız fark edilir ve hemen tedavi etmeye başlarlar. Siz de puan kazanamadığınız için yeterince hızlı öldüremezsiniz. Ya da bütün hastalıklı insanları öldürürsünüz. Tedavi olan insanlar ölmez. Sıkıntı yaşarsınız. Sadece bekleyin burada. Üçüncü hızı alıp bekleyin. Öksürük belirtisini hemen geri düşürelim tekrar. Bu arada sanırsam mantar enfeksiyonu arkadaşlar kendinden çok fazla mutasyon geçirmeye eğilimli bir virüs patojen. Bu yüzden arkadaşlar mantar oynarken bu neydi? Mutasyon geçirme özelliğini düşüren yeni alabilirsiniz. Artı mantarda bu şeyleri iade ederken mesela öksürük belirtisini geri alırken sıkıntı yaşıyorsunuz. Sizden ex puan geri vermiyor. Üstüne bir de puan istiyor. O yüzden mantarla oynarken dikkat edin. Sanırsam mantardı. İnşallah yanlış bilgilendirmedim. Biliyorum kardeşim. Ölümcül olması için daha fazla şey yapması gerekiyor. Bir şeyler yapması gerekiyor. Bu arada arkadaşlar umarım bu videoyu beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Gerçekten çok ihtiyacım var beğenilerinize, yorumlarınıza, güzel düşüncelerinize. Bir de eğer beni beğeniyorsanız, izliyorsanız, bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınıza Facebook'tan, Twitter'dan herhangi bir yerden paylaşabilirsiniz. Okulda gittiğinizde bakın şöyle bir adam var, güzel video yapıyor, ben izliyorum, sen de izle falan diyebilirsiniz. Sonuçta siz bunları yapmadan ben iyi bir yerlere gelemem ya da eski kitleme ulaşamam. Yapan arkadaşlara, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum şimdiden. Aynı zamanda bu seride beğeniyorsanız arkadaşlar, daha fazla videosunun gelmesini istiyorsanız bana ulaşın. Nasıl ulaşın? Yorum atın. Beğenin. Bu kadar. Yani çok da bir şey yapmaya gerek yok. Az kaldı bu arada arkadaşlar. Kanada'da gitmek üzere. Sadece Grönland kaldı. Onun için soğuk ikiye versem mi diye 16 puan. Bence biraz daha beklerim ya. Hatta bu kısmı hızlandırırım ben size. Ama böyle olmayacak gibi ya. Grönland'da çok zor yayılıyoruz arkadaşlar. Soğuk direncine versek bence iyi olacak bir kere.
Bakalım bayağı hızlandı gördüğünüz gibi şu an. Bayağı haldır aldır gidiyor virüs. Haldır aldır. Tam bir profesyonel gibi. Hiç acımıyor. Böyle bir durumdaki arkadaşlar hani tam böyle bütün dünya yayılmaya yakınken puanlarınızı çok iyi harcamanız lazım. En kötü bir 80-90 puan yani minimum 80 puan DNA puanınızın birikmiş olması lazım. Yoksa öldüremezsiniz. Onun da sebebini açıklarım birazdan. Bu zaten normal zorlukta çok basit bir virüs arkadaşlar. Ben ilk bölümden çok karıştırmayalım diye bir şey yapmak istemedim. Ve şu an dünyada sağlıklı insan kalmamış olması lazım derken... Nasıl ya? 98 bin kişi sağlıklıymış. Hayırdır inşallah. Nerede? Şöyle bir baksam. 41 bin kişi buradaymış mesela. Nerede? İzlanda. Ha, İzlanda'ya tam yayılmamışız. Tabii soğuk ülkelerde. Ha, tamamdır arkadaşlar. Bu yazı gördüğünüzde artık ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Gidip bu bütün soğuk bilmem nedir, bunlardır falan hepsini bir düşürüyorsunuz önce. Neden? Çünkü ikişer puan veriyor. 2 puan önemli. Ondan soracağım efendim. Ne yapacağınızı şimdi göstereceğim size. Yeteneklere geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan ilaç direncini daha önce vermiştim ben. Antibiyotiklere karşı falan bunları geçin. Zengin ülkelerde verimliliği arttırıyor sadece bu bulaşıcılıkla ilgili. Buradan genetik sertleşmeye veriyorsunuz. Patojeni laboratuvarda analiz etmek daha zor hale gelir. Gelecekteki araştırma hızını azaltır. Buna bir kere veriyorsunuz. Bir kere de patojenin DNA aplikleri bilmem ne genetik karışıklığa veriyorsunuz. Sonra belirtiye giriyorsunuz. Ben size tavsiyem anemiden başlamanız en rahat ve en az puanla başlayabileceğiniz yer. Buradan direkt böyle girersiniz abi damardan. Buradan hemorajik şok, hemorajik şoktan. Bakın ölümcüllüğe bakın şuradan. Şiddetin ölümcüllüğüne. Ondan sonra buradan da ölü dokuya geçersiniz 31 puana. Tertemiz. Şiir gibi arkadaşlar. Buradan öldürmeye başlarsınız. Bakın 2694 ölü. Hop 34.166 bin. Bakteri kırbaçlayan salgının ilk ölümü Orta Afrika içinde olduğu doğrulandı. Bu kötü şans ya da berbat bir şeylerin başlangıcı mı diyor. 2 milyon, 6 milyon, 6,5 milyon, 15... Sayamıyorum arkadaşlar o kadar hızlı ki. Bakın tedavi hemen başladı. %5 oldu. Ne kadar gün kaldığı yazmıyor ama sanırsam bir bug var orada. Şu durumdayken puan kazanamazsınız arkadaşlar. 15 puanda kaldık. O biraz sıkıntılı bir durum. Hani biraz geç başlıyor artık puan gelmeye. Puan geldikçe ama has şu an öldürme sayımız bence yeterli. 1,5 milyar kişi öldürdük bile. 35 puanla hemen genetik karışıklılığa gitmeyi tercih ediyorum ben arkadaşlar. Bakın şu an %24'ten %25'e düştü birden hastalık. Bu mavi şeyleri patlatarak da tedaviyi yavaşlatabiliyorsunuz. Zaten siz öldürdükçe tedavi kendinden de yavaşlıyor bir süre sonra. İster istemez dünyada insan kalmıyor. Kore anarşi içinde. Kore tamamen patladı arkadaşlar. Şurada dünyanın halini görebiliyorsunuz. 6 milyar kişi öldü. Bakteri kırbaçlayan için olan deney aşamasındaki tedavi ölümcül. Bakteri kırbaçlayan için deneysel tedavi %100 öldürücü olduğu gözlendi. DSO araştırmacıları bu aksinin tedavi bulma çabalarına zarar vereceğini düşünüyor. %34'e düştü bakın. Şu an yardırıyoruz. Araştırma hızını da düşürsün. Hop. Buradan da yayılalım biraz. Yayıl abi öksür. Öksürün bakayım. Öksürdünüz mü? Hele ne biçim öksürüyorsunuz ya? Yani? Bunları patlat. Bakın 600 milyon kişi kaldı arkadaşlar. Şu an milyonlarca bakın tamamlanmasına 4 yıl 329 gün var. 4 yıl boyunca çalışsalar yani 4 yıl boyunca ben öldürmesem anca tedavi üretecekler. 200 milyon, 180 milyon, 150 milyon, 140 bayağı azaldı. Adam kalmadı dünyada. Sağlıklı adam yok. Bakalım şimdi kaç yıla düştü? Bakın 15 yıl neredeyse. 15 yıla yakın bir süre tedavi üretilemeyecek. Siz de büyük bir keyifle arkadaşlar insanlığı yok etmenin verdiği keyifle kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Ya da çayınızı. Çay için çay. Çay daha iyi. Benim gibi üşenmeyin. 27 yıl ve 237 gün. Şu an yok olan ülkeleri en sağ taraftan görebiliyorsunuz. Elimle göstermesem daha iyi olur tabi.
Bunlar tamamen yok olmuş ülkeler ve birkaç insanın kaldığı ülkelerde burada arkadaşlar. Türkiye'ye bakalım mesela. 126 bin kişi hastalıklı. Onlar da yakın zamanda artık Hakk'ın rahmetine kavuşacak. Allah rahmet eylesin hepsine. Artık helvasını bakteri kardeşi olarak yiyebiliriz. Tarihin çöküşüne tanıklık ediyor son insanlar. Rusya hükümeti düştü. Brezilya hükümeti çöktü. Son 20 bin insan 7 bin, 5 bin ve 273 yıl sonra tedavi bulunabilmiş. Oley be. Ve zafer arkadaşlar. Bacteria Victory Achievement ile beraber oyunumuzu kazandık. Cümleyi toparlayamadım ben. Burada tekrarını izleyebiliyorsunuz. Zaman 1660 gün. Biraz uzun sürmüş bu. Normalde 700-800 gün civarında öldürürdüm ben. Ama videoda biraz değişik oluyor tabi. Bilgisayarda ilk oyunum olduğundan. Hayırlısı. Karmaşık. Tedavi ilerlemesi %38. Ana oyun. Bakteri normal zorlukta 6370 puan yapıp 3 yıldız almışız arkadaşlar. Dünyayı silip yok ettik. Evet. Çıkıyoruz. Yaratılışçı gen türü ve virüs salgın türü keşfedildi ve açıldı. Onlara da bakalım bir neymiş. Yeni bir salgın türü. Virüs. Evet. Kontrol edilmesi son derece zor. Hızlı mutasyon geçiren bir patojen. Devam etsin bakalım. Yaratılışçı gen türü de keşfettiğimiz genler arasında. Da Vinci şans arttırıyormuş. Yaratılışçı mutasyon geçirme şansını azaltıyormuş. Bu da kontrol edemediğiniz neydi onun adı? Mutasyon gelişimini düşürmeye sağlıyor. Virüs ya da mantar olması lazım ikisinden biri. Her neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.